bir genel seçime gidecek. Oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz efendim? Millet İttifakı'na. Peki içinde şu an 6 tane parti var. Hangisini yazabiliriz? Bize parti lazım. Parti olarak CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Kırklar. Genel seçimde. Evet. Genel seçimde. CHP'ye veririm. CHP. CHP'ye vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi. Bir gerekçeniz var mı? Neden CHP? Valla şimdi bu hayat pahalılığı var ya. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Türkiye turumuz kapsamında ilk uğrak yerimiz Trakya'mızın güzel şehirlerinden birisi olan Kırklareli'ndeyiz. Kırklareli'nin merkez nüfusu 100 bin civarında. Belediye başkanı birinci döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçilmişti. 31 Mart 2019'da CHP aday göstermeyince bağımsız aday oldu, kazandı Mehmet Siyam Kesimoğlu. Seçmenlerimize 14 Mayıs'taki genel seçimde hangi partiye oy vereceksin diye soruyoruz. Bakalım Kırklareli'li seçmenlerimiz ne diyecek? Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. 14 Mayıs'ta ülkemiz bir seçime gidecek. Oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz efendim? CHP derim. CHP'ye. Biz gazeteciyiz. Partimiz yok, soruyoruz herkese. Hiç sıkıntı yok. Vallahi bu sefer yani vermeyiz herhalde, bilmiyorum. Daha önce AK Parti'ye verdiniz mi? Verdim. Bu sefer kime yazalım? Bu sefer lazım bize. Bu sefer söyleyin, yazalım. Bu sefer ne bileyim şeyi mi verelim? Kılıçdaroğlu'na mı verelim? Yani o zaman CHP diyelim. Neden öyle bir şey duydum ben? Mutlu insanlar kenti. Mutlu musunuz? Mutluyuz tabii. Emeklilerin mutlu olacağı yer burası. Öyle mi? Evet. Nasılsınız? Yaşam nasıl gidiyor burada? Bir gününüz nasıl geçiyor efendim? Güzel geçiyor. Güzel torun, geçiyor. Torun, torba. Evet. Peki efendim 14 Mayıs'ta ülkemiz bir seçime gidecek. Hı. Acaba oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Genel seçimde. Mümkün, bizi güzel yönetenlere vereceğiz herhalde. Bir tane söyleyin, yazalım. Biz gazeteciyiz. Partimiz yok. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Efendim sağ olun. Efendim Kırklareli'de yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Hayat zor. Peki iyidir. Zor tabii. Sıkıntı. Sıkıntı. 14 Mayıs'ta ülkemiz bir seçime gidecek efendim. Evet. Oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Ben Millet İttifakı'ndan yana kullanacağım. Cumhuriyet Halk Partisi. Belediye başkanınızı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Tanıyorum. Gayet de memnunum. Memnunsunuz. Peki yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Kırklareli'de efendim? Memnun muyuz hayatta, değil miyiz? Nasıl? Yani diyor? Burası memur kenti deniyor genelde. O yüzden herkes bence memnun yani. Evet. Peki efendim 14 Mayıs'ta ülkece sandığın başına gideceğiz. Evet. Oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Şu an için kararsızım. Tam bir şey daha oluşmadı. Kararsız. 4 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Oyumuzu kime vereceğiz? Abiye de soralım. Hangi partiye vereceğiz? Kılıçdaroğlu'na. Nereye vereceğiz? Tabii. Nasıl gidiyor? Kötü kötü, çok kötü. Süt almışsınız. 5 litresi 16 lira dediniz. 16 liradan. İstanbul'da 80 liraya satıyorlar. Burada aynen. Litresi mi 16 lira burada? Litresi 16. Ha, şimdi oldu. Tamam. Ha, 80 litresi, lira nasıl oluyor ya? Çok. Litresi 16 işte. Mesela 15 lira olsa burada da 75 evet. Lira aynısı. Öyle mi? Değilmiş tabii. 75 yapıyor. İşte böyle. Efendim, o evet 14 Mayıs'ta ülke seçime gidecek. Oyunuzu kime verirsiniz? Ben genel seçimde. Millet İttifakı'na vermeyi düşünüyorum. Hangi parti? Partiyi şu anda şey yapmadım. Cumhuriyet Halk Partisi de burada kuvvetli. CHP evet. Peki 14 Mayıs'ta kime verirsiniz? Hangi partiye? Mansur Yavaş. O zaman CHP diyoruz. Evet. Sen nasılsın? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Kırklareli'nin? Kötü. Kötü. İstanbul kötü. Evet. İstanbul'dan geldim. Burası da kötü. Burada kötü. Peki 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceğiz efendim? Ben CHP'ye vereceğim. Söylüyorum açıkçası. CHP'ye? CHP. Oturuyorsunuz. Ben de 4 yıl önce geldim. İstanbul'daydım. Nasıl oldum. Buldunuz burayı? Memnun musunuz? İlk geldiğim zaman cennetti. Yani şu anda da hani şey olarak cennet ama biraz fiyatlar... Burada da çok fazla şey oldu. Yumurta kaç para aldın? Kıyı yumurtası. Ben bunu evet 70 lira. Kaç tane? 30 tane. 70 lira. Evet. Peki efendim siz oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? CHP. CHP. Vallahi ekonomi genel olarak kötü. Ama bayağı zor. Zoru da geçti artık bence. Zorun zoru. Kötü. Hiçbir şey durdurulamıyor. Yapıyoruz. Tamam. Efendim 14 Mayıs'ta ülke seçime gidecek. Oyumuzu hangi partiye? Hanımefendi sorabiliriz. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Şu anda çok kararsızım. Zaten ortada aday da yok. Hayır, parlamento milletvekili için diyor. Cumhurbaşkanı değil. Hı. Parlamento için bir partiniz var mı? Yok. Milletvekili. Yok şu an. Kararsız. Hiçbirisine de güvenmiyorum. Tamam. Geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Zor mu? Kolay mı hayat? Vallahi ben devlet memuruyum şimdi bir şey söylesem. Eyvallah. Efendim 14 Mayıs'ta ülkece seçime gidiyoruz. Oyunuzu vereceğiniz partiyi bizimle paylaşmak ister misiniz? Vallahi devlet memuru olduğum için paylaşamam ama ülkenin gidişatına göre bir oy vereceğiz tabii. Eyvallah.
Fena değil abi. Kimine göre iyi, kimine göre kötü. Göre. Bana göre kötü. Şu anda işsizim, iş bulamadım. Peki. Tabii. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceğiz? Hangisine vereceğim? Valla şu anda kafama yatan yok abi. Yatan gibi projeleri kararsız yok. Kararsız mı? Kararsız. Fazla açılmazsan idare edersen, gide yetmezsen git. Hiçbir zaman gitmez. Sekreti yok. Efendim 14 Mayıs'ta ülkemiz sandığın başına gidecek. Evet. Oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Valla daha ben bir şey yapmadım. Karar vermeniz mi? Vermedim. Daha yarın zaman var. Mesela? Yarın olsa düşüneceğiz bakalım ülkeye. Kimler neler yapabilir, neler yapamaz ona bakarım. Evet. 14 Mayıs'ta ülke sandığa gidiyor. Oyunuzu hangi partiye kullanmak isterdiniz efendim? Ben parti söylemek istemiyorum. Eyvallah, o da partilere de dikkat etmiyorum artık. Çünkü her şeyi birbirinden kopardılar. Yani ben şu partiliyim diye insanlar artık kolay çıkamazlar. Kararsız diyeceğiz biz. Evet. Peki. 14 Mayıs'ta ne seçimi bu? Genel seçim. Genel seçim. Belediye başkanı, cumhurbaşkanı hepsi. Yok, belediye o yerel oluyor. Belediye değil. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi. He, milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi. Evet. Oyumu kime veririm? Evet, hangi partiye? Tabii Erdoğan'a veririm, AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye veririm. Tabii aynen AK Parti. Bir gerekçeniz var mı neden AK Parti efendim? Gerekçem şu, şimdi toplumda genel başkanlarımıza baktığımızda işte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olsun, Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsun. Şimdi baktığımızda onlar zaten yönlerini kendileri bize söylüyorlar. Beni böyle bırakın, siz oraya öyle yapın, biz buradan onları eleştiririz, bu yeterlidir bizim için diyorlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Efendim, sağ olun, 40'larda yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi emekli iş işte. İdare geçin ediyoruz. Geçiniyor musunuz? Ev kendinize. Ev kendim geçiniyorum işte. Peki. Geçiniyor. 14 Mayıs'ta ülkece seçime gideceğiz. Oyu kime vereceğiz efendim? Vallahi bu anda artık şu anda kararsız ama bilmiyorum ne yapacağız. Kararsız. Yarın olsa yine mi kararsız? Daha sonra değişir. Vallahi şimdiye kadar hep verdik ama bundan sonra... Hep AK Parti'ye mi verdiniz? Yok, hayır. Vermedim de diğer sağ partilere verdik ama artık... Şu an kararsız mı diyelim, söylemek istedim parayı. Bir oy yazın, bir hareket yapıyoruz. Efendim sorabiliriz. Biz İyi Parti'ye düşünüyorum ya. Yani. Tamam, İyi Parti'ye. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ ol, teşekkür ederiz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Kırklar elinde. Nasıl gidiyor? Sürünüyoruz. Sürünüyoruz. Uçuyoruz diyenler var. Bir an önce bir uçuyoruz dedi. Nasıl uçacaklar? Köprü, yol, İHA, SİHA, Türkiye uçuyor dedi. Ne yapayım köprüyü, yolu ben babacığım, bana ekmek lazım. Eyvallah. 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz. Hangi partiye oy vereceğiz efendim? Yeni seçimi. Vallahi buna vermem ben, bu hükümete vermem. Tamam, vereceğini söyleyin, ankete yazalım. İyi Particiyim ben. İyi Partici. Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi. İyi mi? Yaşam, geçim, ekonomi şu anda gerçekten berbat durumdayız. Çünkü bizim paramızın olabiliriz. Bize göre hiç değeri yok. Yabancı Bulgar geliyor. Bulgar geliyor burada. Dünyanın malını alıyor. Gidiyor Bulgar, tamam. Buraya geliyor değil mi? Geliyor. Bulgar geliyor. Bizim değerli. Çok değerli. Geliyor buraya, dünyanın malını alıyor, gidiyor. Bizim malımız onlara ucuz. Fakat benim malım alamıyorum. Bana pahalı. Kendi malımı alamıyorum. Alamıyorum. Öğrenci misiniz? Çalışıyor musunuz? Öğrenci değilim. Çalışıyordum Çerkezköy'de. Kiralar artınca geçen sene oradaydım. Buraya gelmek zorunda kaldım. Burada iş yok herhalde. Kira bir buçuktan birden bir iki buçuğa çıktı. İş var. Ben köydeyim. Köye servis yok. Şimdi köye servis olan bir tane fabrika buldum. Bugün yarın oraya gideceğim görüşmeye. İş bulacağız Allah'ın izniyle. Abi 14 Mayıs'ta seçim var. Kime oy vereceksin? Muharrem İnce. Memleket Partisi'ne. Evet. Döndünüz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Teşekkürler. İstanbul'dan geldik. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Kırklareli'nde? Biz memnunuz. Emekli miyiz? Emekliyiz, memnunuz. Peki. 14 Mayıs'ta ülke seçime gidecek efendim. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye? AK Parti mezunu. Evet, ölümüne kadar AK Parti, ölümüne kadar reis. Tamam. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Birçok yönden değerlendirilebilir ama her ekonomik zaman soruyoruz. Ekonomik olarak öncelikle halimize şükür. Evet. Öncelikle şükredeceğiz. Kesinlikle. Sağlık çok. Burası bir imtihan dünyası. İyi de olacak, kötü de olacak. İnişler evet. De olacak, çıkışlar da olacak. Eyvallah. Önemli olan her inişin çıkışın değerini bilmek. Ona göre doğru. Bunun farkında olarak çözümler üretebilmek. Tamam. Efendim 14 Mayıs'ta ülkece bir seçime gideceğiz. Reyinizi hangi partiye vermek istersiniz? O bana kalsın izninizle. Eyvallah. Ama bizim için. Ülkemiz için, vatanımız için en hayırlısı nasıl öyle olsun. Tamam. İyiyim, siz nasılsınız? Yaşam, şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Kırklareli'nde? İyi değil yani. Bu zor. Belli bariz bir şey, zor. Peki 14 Mayıs'ta seçim var, kime vereceğiz? Kararsızım. Kararsız. Ama şey şu anki hükümete yok. Vallahi bizim çocuklarımıza kim buraya okul dikerse ona. Çocuklar yok. Hükümet. Yani çocuklara öncelik tanınmasını istiyorum ülkenin. Tam oyu kime vereceğim? Parti olarak. Parti olarak bilmiyorum. Kararsız mı diyelim? Kararsız öyle. Kararsız.
Yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki durdunuz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi zor. Zor. Peki 14 Mayıs'ta ülkece sandığa gideceğiz. Oyumuzu hangi partiye verelim? Hangi parti efendim? Hanımefendi bakmak istemiyorum. CHP'ye. Kırklareli Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Çok memnunum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kırklareli'nde yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Taşınalım mı? Taşınmayalım mı? Ne diyorsun? Taşınalım. Nasıl burada fiyatlar, yaşam? Siz nereden geldiniz buraya? Vallahi ben Gümüşhanlıyım. Yaşam iyi burada. Kaç yıldır buradasınız? 30 yıldır burada. Maşallah artık 40'larsınız. Tamam. Abi 14 Mayıs'ta bir seçim olacak. Oyunuzu kime vereceksiniz? Ben MHP'liyim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne vereceksiniz. Tabii ülkücüyüm. Ülkücü olduğum için de. MHP baraj altı kalacak diyenler var. Ne dersiniz onlara? Onu diyenler baş konuş. Kalmayacak değil mi? Kalmaz. Valla 40'lar elinde burası gerçekten başkanımızın dediği gibi. Hangi başkanımızın? Belediye başkanı. Oraya daha geleceğim. Yaşam geçim iyi mi kötü mü burada? Hayat zor mu? Pahalı mı? Ekonomi? Yoo. Hayat şartları çok ağır. Çok ağır. Süt ürünleri çok pahalı. Giyim eşyası çok pahalı. Okul ücretleri, özel okul ücretleri almış başını gidiyor. Burada yetişemiyoruz bir türlü. Benim iki torun okuyordu. İkisini alacağız artık şeyden. Evet. Özel okuldan. Evet, bu kadar. 200'e çok yükseltmişler. Çok. Efendim 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceğiz? Ben doğuştan babam rahmetli Gazi'nin partisindeydi. Gazi'nin kurduğu partiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıyoruz. Ben zaten evet aşağı yukarı 15 yıldır CHP üyesiyim. Emekli öğretmenim de bir öğretmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmesi veyahut oy vermemesi kesinlikle düşünülemez yani. Peki, mutlu insanların kendi diyorlar, doğru mu? Evet, doğrudur. Mutlu. Peki 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Oyu kime vereceğiz? Kararsızım şu anda. Well, first of all, welcome. Welcome. How are you today? It's fine. Yeah, where are you from? Turkey. Okay. Türkiye'ye geçelim birinci kanalımıza. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Kötü. Uçmuyoruz yani. Kötü gidiyor. Peki, buralı mısınız? Aslen Edirne'liyim. Trakya'lıyım yani. Buraya geldiniz. Okay. Efendim 14 Mayıs'ta seçim olacak. Bir genç olarak oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi güzel bir alaylar belli mi? Kimler var? Biz parlamento, milletvekili için, cumhurbaşkanı milletvekili için parti olarak soruyoruz. Parti olarak. Vallahi bize kim daha güzel şeyler vaat ediyorsa ona veririz yani. İnandığımız. Yer olsa kime vereceksin? Bak sonra değişebilir. Biz Atatürk'üyüz. Atatürk'ün partisine CHP'ye veririz. Tamam. Memnun musun hayattan değil misin? Bu konuyu. Esnafım ben. Öyle mi? Tabii ben konuşmuyorum. Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi, hayat nasıl gidiyor? Hiçbir şikayetim yok Allah'a şükürler olsun. Burada mı yaşıyoruz? Burada yaşıyorum. Peki. Emekliyim. Emeklisiniz. 14 Mayıs'ta ülkece seçime gidiyoruz efendim. Oyunuzu hangi partiye kullanmak istersiniz? Tabii ki AK Parti'ye vereceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi. Neden AK Parti efendim? Her şeyden önce bugüne kadar devam eden vesayet rejimini kaldırdığı için yetmez mi? Ve savunma sanayini yaptıkları yetmez mi? İşte sizden önce biri evet çok iyiydi dedi. Son 3 yıldır hayat pahalı. Burada 1000 liraydı 2500-3000 oldu dedi. Biraz ekonomi yapamıyor dedi. Yurt dışında biliyorum. Yurt dışında benim yaşayan akrabalarım var. Oğlum da Almanya'da yaşıyor. Oradaki durumları da biliyorum. Oralar da çok da iyi değil. Abi, çok teşekkür. Siz nasılsınız? İyi valla. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam güzel gidiyor. Burada mı yaşıyorsunuz? Hayır, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da. Ama hangi ilçeden geldiniz buraya? İstanbul'da. Hangi ilçede? Esenyurt'ta. Esenyurt'ta selam. 14 Mayıs'ta seçim var. Oyunuzu hangi partiye verirsin bir genç olarak? Abi ben Bozkurtçuyum. Sonuna kadar da Bozkurt'a devam. Yani MHP. MHP. Tamam. Mutlu insanların şehri mi, kenti mi diyorum? Mutlu mu insanlar burada? Evet, insanlar burada mutlu. Daha çok hayvancılık daha güzel. Fazla var, evet. Peki. Zaten buradan başka bir yer yok. Memnun musunuz burada yaşamaktan? Ben memnun. Siz öğrenci misiniz, çalışıyor musunuz? Çalışıyorum ben de. Çalışıyorsunuz. 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz efendim. Oyunuzu kime verirsiniz siz? Ha, ben kimseye vermeyi düşünmüyorum. Ha, benim korkuyor musun? Bozkurtçu sana size dövecek. Yok, hayır. Niye yok, konuda değil. Diziler, insanlar seviyor. Yani düşünmüyorum çünkü hepsine baktığım zaman. Kararsız mı yazalım? Evet, kararsız tamam. Olur. Vallahi şu anda inan ki kararsızım. İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam, ekonomi ve geçim güzel. Mutlu insanlar kent Kırklareli'de yaşıyoruz. Mutlu insanlar. Mutlu. İnsanlar gece mutlu mu? Evet, mutluyuz. Çok güzel. Efendim 14 Mayıs'ta ülkece bir seçime gideceğiz. Oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Yani o bende sarklı kalsın. YouTube kanallarını izliyor musunuz hiç? Evet, YouTube kanallarını takip ediyorum. Bugün geldik İstanbul'da. Yaşam, geçim, ekonomi burada nasıl gidiyor? Ya Türkiye'nin şartları malum. Yani her yerde olduğu gibi burada da geçim sıkıntısı mutlu var. Mutlu insanlar kenti diyorlar da onun için. Ya ben mutlu değilim.
Yani kendi mutlu olsa ben mutlu değilim. Yani ben şu anda mesela evimi taşıyacağım. Ev sahibi çık diyor. 1100 liraya oturduğum evden şu anda en az bulacağım ev 4000 lira. Vay be. Evet. 300 artış. Aynen. Aynen. Zor. Efendim 14 Mayıs'ta ülkece bir seçime gideceğiz. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Genel seçimde. Vallahi normalde ben görüş olarak sosyalist görüşlüyüm. Türkiye İşçi Partiliyim. Tip. Evet, öncelikle Sol İttifak'ın belirlediği aday hangisiyse ona vermeyi düşünüyorum. Ama Sol İttifak derken yeni kurulan ittifak, 3. ittifak mı? Evet, 3. bir ittifak kurulacak. Emek ve Özgürlük kuruldu zaten. Aynen, aynen. Ona vermeyi düşünüyorum. Bunun içinde parti var mı? Biz parti yazıyoruz. HDP var, Emek Partisi var galiba, TİP var. Evet. TİP'e mi vereceksin? TİP. Yani ben TİP üyesiyim, TİP'e vermeyi düşünüyorum. TİP'e diyelim. Pahalı mı hayat? Yani. Eskiye göre çok daha pahalı. Ciddi bir şekilde pahalı. Mutlu insanlar kenti diyorlar. Mutlu değil misiniz siz? Yani kent mutlu olabilir de ekonomik şartlar maalesef pek değil. Aynen. 14 Mayıs'ta ülkece bir seçime gideceğiz efendim. Hangi partiye oy vereceğiz? Gene seçim. Yani hükümetin değişmesi gerekiyor. Evet. O yüzden hangi blok daha mantıklı CHP gelecekse. CHP ya bilemiyorum. Ben sosyalist gruba da verebilirim. Bilemiyorum. Milletvekili seçimleri daha farklı. Milletvekili daha farklı. Daha farklı. Öbür ittifaka mı? Diğer ittifak bana daha yakın geliyor. Evet. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Kırklareli'nde yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Hayat? Abi buradaki bir geçim İstanbul'dan daha zor. Değil mi? Çok pahalı. Mutlu insanlar kendi diyorlar. İnsanlar o değil. Kelime olarak kandırmaca. Mutlu insan. O kelime. Bu Türkiye'de herkes herkesi kandırıyor. Çünkü bu birinci dereceymiş. Mutlu insanlar şey. Mesela dışarıdan buraya alışverişe geliyor. İşte Bulgarlar, Yunan şeyler, Romanya'dan. He. Onlar alıyor, yiyor, içiyor. Biz bakıyoruz. Onun 20 lirası, 1 lirası bizim 20 liramız. O hesabı öyle yap yani. Doğru. Efendim 14 Mayıs'ta seçim var. Efendim siz de buyurun. Kime oy vereceğiz? Abi. Karşısında kim varsa. CHP en büyük. Tabii canım, tabii. Kırklareli Belediye Başkanı'nın hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Kırklareli Belediye Başkanı'nın hizmetlerinden tam teşekkürlü memnun değilim. Oyumu da ona vermişim. Pek kolay zannetmiyorum. Zannetmiyorsunuz. 14 Mayıs'ta seçim var efendim. R'yi kime vereceğiz? Bence Millet İttifakı kim koyarsa kazanır. İşte siz kime vereceksiniz? Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kemal Bey'e. Kırklareli Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz efendim? Ben yeni taşındım İstanbul'dan. Pek o konuda bir şey söyleyeyim. Hangi yüzden geldik İstanbul'a buraya? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Kırklareli'nde yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Buralı mısınız? Hayır, buralı değilim ama 60 senedir buradayım. Maşallah. Nereden geldiniz? Ben Ardahan'dan geldim. Ardahan'a Ardahan. Selam olsun. Efendim 14 Mayıs'ta bir seçim var. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Şimdi siz alın. Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Evet. CHP'ye. Evet. Peki belediye başkanından memnun musunuz değil misiniz? Buranın belediye başkanından. Şimdilik memnunuz. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Efendim İstanbul'dan biraz önce geldik Kırklareli'ne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Evet zaten bunların siz de farkındasınızdır yani yaşam ekonomi. Ekonomimiz... Siz de duymak için sonra evet. Ekonominin kötü olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Ekonomi aldı başına gidiyor. Pazar uçuyoruz. İHA, SİHA, köprü, yol, baraj diyorlar. Maalesef biz onları görmüyoruz. Yani onlar da zaten yap işte devlet konumunda. Yani hepsi bizden çıkıyor. Yani bir köprüden ya da havaalanından belli bir geçiş sayısı istiyorlar ama onu başaramadıkları zaman halkın cebinden çıkıyor. Evet. Dolar kuru da buna aynı şekilde devam ediyor. Bizim de para veriyor zaten. Bedava evet, değil. Evet. Beden. 14 Mayıs'ta bir seçim var. Oyumuzu kime vereceğiz? İyi Parti'ye vereceğim. İyi Parti. Abi size de soralım. İkiniz. Kılıçdaroğlu. Kemal Bey herhalde öyle. Olacak diyorsunuz. Siz onu mu istiyorsunuz? O mu olmaz?